şeyi var bunun. Mide ve bağırsak kanserini önleyici Peki. gücü var bunun. Müthiş bağırsak mukozasını temizleyen bu. Peki hocam. Bir başka şey daha. Buyurun. Bak bir başka şey daha. Şimdi saymakla bitmez de bu nimet. Şunu da söyleyeyim. Ee, bazı insanlar mesela kiloludur bayan 6-7 kilo almıştır. Erkek er neyse Efendim diyet uygularlar. Neymiş zayıflamak istiyor. Bu zayıflatır mı? Bunun zayıflatma gücü var mı? Evet var. Bir, bunun suyunu içmeye başladığınız zaman... ...akuaretik olduğu için... ...siz ne yapıyorsunuz? Önce 3-4-5 gün vücudunuz su atıyor. Aa beni zayıflattı zannedersiniz. Hayır. Hayır. Vücuttaki o ödemi attı. Ödemi atıyor. Ödemi atıyorsunuz. Ondan sonra vücut otomatikmen kendini korumaya alır. Homeostaz, dengeyi koruyacak. Bu sefer su tutmaya başlar. Ancak lahanadaki, lahanada öyle bir özellik var ki Hüseyin, bu indol gruplarının içerisinde yani indolün bir üst basamakta petveyine baktığınız zaman metabolik petveyine kimyacı, biyolog, eczacılar bilir izotiyosiyanat grupları vardır. Yani onlar ne yapıyor biliyor musun? Toksinleri atıyor. Şimdi kişi zayıflamaya başladı. Derler ki ya sen yaşlanmış gibi gözüküyorsun. Yüzün çökmüş, çökmüş evet, filan evet. böyle. Ha neden işte diyet o diyeti uyguluyor bu diyeti. Vücudun alması gereken ihtiyacı olan şeylere sınırlama geliyor. Nefsiyle savaşıyor. Strese giriyor. Canı istiyor yemek yem. Ya böyle diyet mi olur? <laughs> yani şimdi katılıyorum hocam. Laha e bırak işte burada lahana o 15 dakikalık. Peki bu insanlar neden yaşlı gözüküyor? Lafın içine laf giriyor Hüseyin. Olsun, çok önemli hocam. Ha, neden yaşlı Neden? gözüküyorlar, çökmüş gözüküyorlar? Çünkü e, zirai ilaçlar, bütün bunlar yağda çözünürler. Yağda çözünür demek siz kilo alırken yağ hücrelerinize depolanıyor bunlar. Yağ dokusunda depolanıyorlar. Yağda çözünmesinin Hı. anlamı bu. Ama e, bu şeyde olmuş olsa suda çözünüyor olsa terlemeyle, solunum yoluyla. Çünkü nefes verirken de suyu dışarı veriyoruz. Dışkıyla, idrarla atarsınız dışarı. Ama bunlar yağda çözündüğü için bu toksinleri dışarıya atamıyoruz. Sen şimdi zayıflamaya başladı mı kişi? Ha, ne oldu? Bu toksinler açığa çıktı. Çünkü yağ eridi, yağı yaktın. Yani diğer anlamıyla ifade tarzıyla yağ metabolize oldu. Yani yağ parçalandı, e, zirai ilaç toksini atamıyorsun dışarı. Bu sefer ne oluyor? Kana geçiyor, kanda dolaşıyor. İşte o yüzündeki renk, solgunluk, biraz halsizlik işte bu toksinin dolaşması. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani siz toksini vücutta kan dolaşımı üzerinden ne yapıyorsunuz? Sirküle ettiriyorsunuz dolaştırıyorsunuz. Bu yanlış. Ne yapacaksınız? İşte Hüseyin bu. Transformasyon. Biyotransformasyon. Kimyacılar, biyologlar, eczacılar bunu çok iyi bilir. Yağda çözünen bu toksinleri ne yapıyor? Dönüştürüyor, suda çözünür hale getiriyor. Ve bu kürü uygulamaya başladıktan 3 gün sonra yağlı yağlı terlemeye başlıyorsun. Elini sür, ya bunu dışkıda da hissedersin, tamam ve vücudun kokmaya başlar. Neden toksin atıyorsun mübarek? Yani dolayısıyla böyle vücudunda bir çöküntü, bir halsizlik, e, renk değişimi ciltte görmeyeceksin çünkü bu o toksinleri suda çözünür hale getiriyor. Ya bu lahananın müthiş, bak daha müthiş. çok müthiş. anlatılacak şeyleri var. Yani e, hele hele bu kadarla kalsın. Çünkü bak bu intrinsic faktörü midede en büyük özelliğidir. Çok insanlar bilmiyor. Bunun makalesini yazdım da göndereceğim daha şeye yayın evine. Yani bunun en büyük özelliği Hüseyin B12 vitamininin ihtiyacı olan taşıyıcı protein olan intrinsic faktörün mide hücresi tarafından salgılanmasını aktive ediyor. Bak bazı insanlarda hiç üretilmez. Onlara hep dışarıdan kan yoluyla veriliyor B12. Bu anlattığınız her şey için aslında e, modern tıpta bir de ilaç var değil mi hocam? Mesela bu anlattığın şey şunun için şu, bunun için bu ama işte <laughs> bir de lahana var. Yani e, ya insan lahana'ya hayran olur mu hocam? Lahanaya genetik olur. genetik yapımıza en uyumlu. Maş topraktan geliyor. Sizi topraktan evet. yarattım derken Ey insan senin bütün malzemen topraktan. E bu yediğine içtiğine de dikkat et. Karışık kuruşuk şeyler yeme. Katkılı şunlar bunlar sağlığını bozarsın. Peki hocam şimdi bunu lahana kürünü ee, şimdi ben yarın başlasam. Hı hı. 15 gün. 15 gün. 15 gün yapsam e, yarım litre suda Evet. En dış yaprağını. Evet, o attıkları pazar. Evet, attıkları. pazarcıların attıkları en dış yaprağını kaynat 15. Bak seni zayıflatacak. İlk bir haftada o attığın senin akvaretiktir. Suyu atıyor, ödemi atıyor. O zayıflama değil. Bir beşinci günden sonra vücut homeostaza giriyor, biyotransformasyon başlıyor ve toksinleri atıyorsunuz. Tabii ki yağı da yakıyor o arada. Yok mu evet. evinin önünde değerli seyircilerimiz? Ama efendim bana kültür, kültür lahanasından Lütfen. bahsetmeyin. Evet, şu tabii. futbol topu gibi olanlar tabii. hep anlattık bunları. Şimdi işte Hüseyin bak değerli izleyicilerimize ben yaklaşık 25 yıldır bu kürleri anlattım. İşte şunu şu kadar kaynat, bunu böyle yap filan. Biz sadece pür hazırlama şeklini verdik. Ama zaman içerisinde bu kişiler hekimlere gittiklerinde hep, hepsi değil tenzih ediyorum. Hadi oradan çerçöpten şey mi olurmuş deyip bu insanlara kızdılar. Böyle bir şey olmaz dediler. Ama şimdi geliyor hastanın biri bunu yaptım diyor. İki gün sonra başka bir, iki üç hasta geliyor bunu yaptım diyor. Ha diyor şimdi hekim bir dakika burada bir şey olmalı. İşte dikkat edersen Son 2-3 yıldır ben bunların biraz kimyasına girerek nasıl bir metabolik pathway üzerinden gittiklerini açıklamaya çalışıyorum. İşte anlaşılır duruma geldi. geldi. Çok şükür geldi. yani.